Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere modern biyolojinin babası olarak kabul edilen Carl Linnaeus'un hayatı ve bilime olan katkılarından bahsedeceğim. Linnaeus, 23 Mayıs 1707'de İsveç'te doğdu ve 10 Ocak 1778'de yine İsveç'te hayata gözlerini yumdu. Ancak bu süre zarfında yaptığı çalışmalar bilim dünyasında derin izler bıraktı ve bugün bile günlük hayatımızda etkilerini hissettiğimiz birçok yeniliğe imza attı. Linnaeus'un en bilinen katkısı, canlıları sınıflandırma sistemi olan binominal nomenklatür sistemini geliştirmesidir. Bu sistem, her canlı türünün iki latince isimle tanımlanmasını sağlar. Cins adı ve tür adı. Örneğin, insanın bilimsel adı Homo sapiens'tir. Bu sistem, bilim insanlarının dünya genelinde ortak bir dil kullanarak iletişim kurmasını sağladı ve biyolojide büyük bir devrim yarattı. Bugün bile bu sistem, biyolojik sınıflandırmanın temelini oluşturuyor. Linnaeus'un çalışmaları sadece bitkilerle sınırlı değildi. Hayvanlar ve mineraller üzerinde de kapsamlı çalışmalar yaptı. Systema Naturae adlı eseri ilk kez 1735'te yayımlandı ve zamanla genişletilerek 10 baskısına kadar ulaştı. Bu eser canlıların sınıflandırılmasında temel bir referans kaynağı oldu. İlginç bir bilgi olarak Linnaeus'un bitkileri sınıflandırırken cinsel organlarına göre ayırması o dönemde büyük bir tartışma konusu olmuştu. Ancak bu yaklaşım bitkilerin daha doğru ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağladı. Ayrıca Linnaeus'un bazı bitkilere verdiği isimler mizahi ve yaratıcı bir şekilde seçilmişti. Örneğin, Siglingia adını bir arkadaşının adını ölümsüzleştirmek için kullanmıştır. Linnaeus'un çalışmaları Sadece bilim dünyasında değil, günlük hayatımızda da etkilerini gösterdi. Örneğin, birçok bitki ve hayvanın bilimsel adları onun sınıflandırma sistemi sayesinde belirlenmiştir. Ayrıca tıbbi bitkilerin tanımlanması ve kullanımı konusunda da önemli katkılarda bulunmuştur. Bugün kullandığımız birçok tıbbi bitki Linnaeus'un çalışmaları sayesinde tanımlanmış ve sınıflandırılmıştır. Doğru bilinen yanlışlardan biri Linnaeus'un tüm canlıları mükemmel bir şekilde sınıflandırdığıdır. Aslında onun sistemi zamanla geliştirilmiş ve bazı hatalar düzeltilmiştir. Ancak onun temel prensipleri hala geçerliliğini korumaktadır. Son olarak Linnaeus'un doğaya olan tutkusu ve merakı onu sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir doğa aşığı yapmıştır. Onun çalışmaları doğanın karmaşıklığını ve güzelliğini anlamamıza yardımcı olmuş ve bu alanda yapılan birçok çalışmaya ilham kaynağı olmuştur. Carl Linnaeus, bilime olan katkılarıyla sadece kendi döneminde değil, günümüzde de büyük bir saygıyla anılmaktadır. Onun çalışmaları biyolojinin temel taşlarını oluşturmuş ve bilim dünyasında kalıcı bir miras bırakmıştır. Bu nedenle Linnaeus'u anmak ve onun çalışmalarını takdir etmek, bilim dünyası için büyük bir önem taşımaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.